Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğniyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar size bugün bir kalem oyasının nasıl yapıldığını tarif edeceğim. İğne aşkının yapmış olduğu iğne yası modelini tarif edeceğim arkadaşlar. Şöyle 21 numara her zamanki gibi tığımızın numarası ve modelimiz bu şekilde arkadaşlar. İğne aşkının dediğim gibi arkadaşlar iğne oyasını şuraları tabii ki iğne oyasında kirpikliydi. E, buraları isterseniz siz tercihe bağlı. Bu 5 zincirle yapılan kirpikleri kulak çöpüyle arkadaşlar kirpik, Üç 3 tane kirpik yapabilirsiniz. Buraya da aynı şekilde bu zincirle çektiğim 5 zincirli kirpikleri siz kulak çöpüyle kirpik yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde çok zarif bir model. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ikişer zincir çekerek tülbentlerimizin tığ battalarını bu şekilde hazırlıyoruz. Ve bu ikişer zincir çekerek hazırladığımız tığ battaların üzerine böyle iki çiçeğin arasına hemen 3 yuvadan sonra başlayabilirsiniz ilk önce arkadaşlar. Çok az bir mesafeyle de başlayabilirsiniz. Fakat iki çiçek arasındaki mesafemiz 20 tane arkadaşlar iki zincir çekerek tığ battı olacak. Şu şekilde yani iki zincirimizi çekiyoruz buraya 20. Tığ battı olarak kapatıyoruz. Tekrar iki zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıma bu şekilde arkadaşlar tığ battı yapıyoruz. Tığ battılarımızın üzerine bu şekilde 23 oldu arkadaşlar. 23 tane 2 çiçek mesafesi verdikten sonra 8 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincirimi çektim. Ters tarafından döndüm. 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battıma bu şekilde yuva olarak bu 8 zincirimi kapattım. bir zincir çektim. Dönüyorum arkadaşlar ve yapmış olduğumuz yuvanın içine kapattım şimdi bir zincir çekiyorum ipimi uzattım kalemimi alıyorum kalemimi taktım bu şekilde ve tekrar yuvanın içine girdim 1 iki zincir kalemimden geçirdim iki oldu bu şekilde tam 10 tane ilmek toplayacağız kalemimize yuvamızda iki zincirimizi çekiyoruz İpimizi uzatıp kaleme takıyoruz. 3 oldu. Yuvaya girip 1 2 zincir. Ve ipimi uzattım, kalemime taktım. Yuvaya gir 1 2 zincir. Taktım buraya 5 oldu. Tekrar 6 yedi, sekiz, dokuz. Evet arkadaşlar sayalım. Dört, yedi, sekiz, dokuz. Evet tam. Bu da sonuncu iki zincirimizi çektik. İpimizi kalemimize taktık arkadaşlar. Bu şekilde kalemimizde 10 tane ilmek topladık. Şimdi tekrar aynı yuvanın içine bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Çünkü bu ilmeklerimin beri gelmemesini sağlıyor arkadaşlar, tutuyor yani bunu burada. Ve aynı döndüğüm bu tığ battı vardı ya. 8 zincir yapıp döndüğüm O tığ battımın içine de bir tane sabitliyorum. Bu ilmeklerim arkadaşlar garanti altına almış oluyorum. Yani hem girişte sık iğne yaptım hem çıkışta sık iğne yaptım. İlmekler bir yere kaçamaz yani. Tekrar iki zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıya girdim. Bir, iki zincir. Yandaki tığ battıya girdim. Bir, bir, iki zincir. Bu şekilde arkadaşlar 20 tane Tığ battı hazırlayacağız. Şöyle hızlı bir şekilde. Nasıl olsa bilindik bir şey arkadaşlar. 2 zincir 20 tane. Bu şekilde arkadaşlar 20'ye tamam. Siz tamamlayacaksınız. 20 tane olduktan sonra tekrar e, siz 8 zincirle 3. tığ battıya batıp bu kalemle yaptığımız işlemi yapacaksınız arkadaşlar. Şu şekilde ilmeklerimiz irici olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü üzerinin bu sık iğnelerini yaptıkça ilmeklerimiz hem küçülüyor. Pipet veya şey kullanmayın. Kullanırsanız ya kalem veya da arkadaşlar dondurma çubuğu böyle iri olması gerek. Bu büyük bu, bu irilikte şişiniz varsa kalınlıkta şiş de kullanabilirsiniz tabii ki. Evet arkadaşlar şimdi bu sarı çiçeklerin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane ilmek tutuyorum. Yanından da aynı ikinci ilmeğimi tutuyorum. Sık iğne yapıp bu tuttuğum ilmeklere ipimi monte etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde monte ettik. Şimdi bu birinci sık iğnemiz. Yanına iki tane daha sık iğne yapıyoruz. 2 ve 3. Buraya 3 tane sık iğnemizi yaptık. 4 tane zincir 4 zincirimizi kapattık ilmeğimizin arasına bu birinci kirpiğimiz 2 3 buralar arkadaşlar küçük örümcekler yapıp bu şekilde çekip ilmek de yapabilirsiniz veya da kulak çöpüyle takıp üç tane bu şekilde ilmek de yapabilirsiniz ben bu zinciri tercih ettim arkadaşlar şimdi kalem ilmek üst ilmek Kullanış açısından Sanki bunu biraz daha sağlam gördüm Biraz sağlamcıyım arkadaşlar sanki ilmeğimi tuttum Tekrar Dönen ilmekler dönebilir arkadaşlar biraz boyut olarak da uzun olduğu için Bu şekilde yine iki tane ilmeğimi tuttum Ve ilmeğimin içine sık iğne ile girdim bir 2 Ve 3 3 tane sağa 3 tane de soluna ilmeklerimizin Sık iğne yapıyoruz 4 zincirimizle kirpiğimizi yapıyoruz. Bu birinci kirpiğimiz. 4 zincir. Bu şekilde ikinci kirpiğimiz. 4 zincir. Bu üçüncü kirpiğimiz. 3 Üç tane kirpiğimiz hazır ve yanına 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne yap. Bakın arkadaşlar iki tanesi hazır bu şekilde. Yine aynı şekilde hemen şöyle dönenleri düzelterek ilmek alıyorum. İlmeğimi sık iğne yapıyorum. Bu bir, iki ve üç. Üç tane sık iğnem oldu. Bir, iki, üç ve dört zincir. Dört zincirimi çektim kapattığım, topladığım iki ilmeğin içine. 4 zincir 1 2 3 4 zincir. Kapatıyorum ilmeğimin içine. 4 zincir kapatıyorum ilmeğimin içine. Ve 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane bu şekilde sık iğnemi yaptım. 1 2 10 tane ilmek topladık arkadaşlar. İki şehir iki şer ayrı toplayıp 3 sık iğne, 3 kirpik, 3 sık iğne yaparak bu topladığımız iki sık iğnelerin üzerine işliyoruz. 4 zincir kapattım buraya. 4 zincir kapattım buraya. 4 zincir kapattım buraya arkadaşlar Şimdi kirpikleri yaptık hemen Sol tarafına doğru da 3 tane sık iğne yapıyoruz Evet Şimdi son iki kaldı Son ikiyi de tığımla arkadaşlar alıyorum bu şekilde Dönüp dönmediğini şu şekilde kontrol ediyorum Sık iğne yaptım bir tane Geçiş yaptım hem de ilmeklerime 2 ve 3. 3 tane sık iğne. 4 zincir kirpik yaptım. 4 zincir kirpik yaptım. 4 zincir kirpik yaptım. Ve 1 2 3 tane sık iğne. Bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Artık bitirdik. İpimi yakalım. Geleyim. Evet arkadaşlar. Şimdi ortasındaki şu geçiş yaptığımız bir tane tığ battanın içine giriyoruz. Bu şekilde ipimizi tığımıza tutturduk. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi kapattım. İlmeğimin içine. Bu bir 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar buraya 1 2 3 4 5 zincir 5 zincirimi kapattım buraya bunu istediğiniz arkadaşlar 4 de yapabilirsiniz 3 de yapabilirsiniz isteğe bağlı bir şekilde bir tane zincir çektim ipimi kopardım buraya üç tane kirpik yapmış olduk Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok zarif bir model oldu çıtı bir model oldu yapımı da gayet kolay yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.